Batman AK Parti milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahip olduğu Fernas madeninde çalışıyorum. Yaklaşık 5 senedir orada çalışıyorum. 5 sene boyunca orada bir sürü hukuksuz işten çıkarılmalar oldu. Bir sürü kazalan arkadaşlarımız oldu. Kazalandığı için işten çıkarıldı. Ve işten çıkarılan arkadaşlarımız farklı kodlarla çıkarıldı. Yani doğrulukla uzaktan yakından alakası olmayan kodlarla işten çıkarıldı. Başka iş yerine girmesin diye, başka iş yerine önleri kesilsin diye. Fernas'ın müdürü sendikaya üye oldu diye 5 arkadaşımızı işten attı. Bu da ses kayıtlarıyla ortada ve kendisi de 200 sefer itiraf etti. Apaçık ortada, iş koşullarımız da hani sosyal medyada ortada. 40 günden beri bizde iş sağlığı ve iş güvenliği olmadığı için işten kaçınma hakkımızı kullandık. Gündür bir iş direnişiyle mücadele vermeye uğraşıyoruz. Bu mücadelemizin 30 günlü Ocak önünde işveren vekiliyle görüşerek bir uzlaşı aramaya çalıştık. Bu uzlaşıyı orada bulamayınca Ankara yürüyüşü kararı aldık. 8 gün boyunca yollarda, yağmurda, çamurda yalın ayak Ankara'ya kadar geldik. Ankara'ya geldiğimizde önümüz kesildi. Burada kesilen önümüz milletvekilleri sayesinde yolumuz açıldı. Ve gelme amacımız bizim patronumuzun milletvekili olması ve bu milletvekilliği olduğu için burada onunla bir görüşüm sağlayabilmekti. Bizle görüşen bütün siyasi partilere bizi onunla görüştürürseniz doğru bilgileri alırsınız dedik hep. Ama dün bir açıklama yaptı. Sosyal medyada, televizyonlarda biraz firmayla ilgili ve benimle ilgili maalesef dezenformasyonlar yapıldı. Soma Havzası'nda Fernas'ın çalıştığı iş yerinde 500 kişi çalışıyor. Burada da iş disiplinine uymayan bir grup çalışan kardeşlerimiz de disiplin suçu işledikleri için iş akitleri feshedilmiş. İş güvenliğiyle ilgili daha yeni biz de bakanlığa müracaat ettik. Dedi ki gidin böyle bir iddia var. Yerinde inceleyin. Bir hafta yerinde inceleme yapıldı. Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından ve rapor gayet olumlu. Yer altında çalışma engel, hiçbir engel, hiçbir şey yok. Lisede okuyan bir kızım var. Bugün beni aradığında bana diyor ki baba seni disiplin suçu dalatmışlar diyor. Yani bu çok acı bir şey. Şu an Kurtuluş Parkı'ndayız. 2 günden beri burada kalıyoruz. Görmüş olduğunuz yerlere sererek bu matları yerlere sererek battaniyelerle bu Ankara'nın ayazında buralarda kendimizce kalmaya çalışıyoruz. Yeri var ya orada kaldık. Geceleri orada kalıyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz. Ama orada da nikah veren oluyormuş. Bazı etkinlikler oluyormuş. Olduğu zaman da kalamıyoruz. Burada kalıyoruz. Vallahi yardım kuruluşları varmış buralarda birkaç tane, şimdi ben isimlerini bilmiyorum kusura bakmasınlar da onlar bize yardımcı oluyorlar. Gelen geçen bir şeyler getiriyor halktan insanlar. Öyle o şekilde idare ediyoruz yani. Ben yaklaşık 40 günden beri ailemi görmüyorum. Yani bu iş başladığından beri yani görmüyorum. Üniversiteye kızım gitti, kendi başına gitti yani. Yani ben onu uğurlamaya dahi gidemedim. Çünkü dedim ki ben buradayım. Kızım sen kendi başına gidebilirsin. Git dedim. Çocuk buruk bir şekilde gitti belki. Hatta bugün konuşma yaptım. Onunla kendisiyle görüştüm. Dedim müsaitsen gel. Ben buradayım. Ankara'dayım. Kurtuluş Parkı'ndayım. Gelirsen dedim. Burada görüşebiliriz. Belki görüşebilirim. Kum vardı. KYK'dan yurt çıktı. O da Etimesgut'ta okuyor. Çubuk da çıkmış. 3 saat veren sürüyormuş yolculuk herhalde. Öyle bir konuşmalar vardı. Onları da konuşmak için çağırdım aslında. Nasıl yapabiliriz diye. Çünkü bir çocuk okumak için saat sabahın 5'inde kalkmak zorunda kalmasın. Yani buradan yetkililere de sesleniyorum. Yani en azından çocukları okullarının yanındaki yurtlara yerleştirmeye çalışın. Yani 3 saat yolculuk yapacak çocuk. Geri dönüş 3 saat ne zaman ders çalışacak, ne zaman dinlenecek, ne zaman yemeğini yiyecek. Yani bunları da bir düşünsünler istiyorum. Bütün arkadaşlar ailelerimizi bıraktık. Eşimizi,
dostumuzu, annemizi, babamızı geride bıraktık. Bu süre zarfında gerçekten hepimiz de maddi olarak bayağı zorlandık. Şimdi çocuklarımızın halen eksik olan okul ihtiyaçları var. Ya bu süreçte biz okul ihtiyaçlarını kimisini karşılayamadık, doğrusunu söyleyeyim. Biz isteriz ki bir an önce çözülsün ki ailemize kavuşalım. Hepimizin başı sağ olsun. Rahmetle anıyorum 301 arkadaşımı, şehit olan arkadaşımı. Ben de o Ocak'ta çalışmaktaydım. Şehitlik bize nasip olmadı. Sadece şunu demek istiyorum. Biz öyle bir amirlerle, şehit olan amirlerle başka çalışma fırsatı bulamadık. Çünkü çok dürüst ve işçiyi düşünen insanlardı. Arkadaşlarımız bir lokma ekmeği paylaşabiliyorduk. Tabii ki son anımıza kadar paylaştık da. Bunu Allah gördü. İnsanlar görmese de bunu Allah gördü. Allah da biliyor. Lakin şunu demek istiyorum. Bugünkü çalıştığım şirkette böyle bir amirlik statüsü, böyle bir insanlık statüsü görmedik. Biz bir lokmayı 5 kişi, 3 kişi, 5 kişi neysek, o ortamda kaç kişiysek onlarla paylaşabilir, aynı ortamda yemek yiyebiliyorduk. Şu an elimizde o imkanlar yok. Şu anki çalıştığımız şirkette ise şirketin kendi çalışan akrabaları bu kadar işçiyi yalancı durumuna düşürüp, iftira atıp, ağır koşullarda çalıştırıp, iş sağlığı güvenliği olmayan ortamlarda çalıştırıp 301 kişi daha şehit etmek umurumda değil diye düşünüyorum. Neden düşünüyorum? İş sağlığı güvenliği olmadı, sosyal medyada apaçık ortadaydı. Biz bir 301 kişi daha kaybetmeyelim diye 100 arkadaş yola çıktık. Sendikal sebeplerden zaten 5 arkadaşımızı ilk etapta işten attılar. Biz ondan sonra çıktık arkadaşlarımızın. 301 kişinin daha lambası, feneri sönmesin diye biz bu yola çıktık. İkinci gün Ankara'ya girdiğimizde polisler ve çevik kuvvet tarafından önümüz kesilmişti. Ailelerimiz de bize destek olmak için Fernas şirketi önüne greve gitmişlerdi. Orada bizim için, onlar da orada çaba gösteriyorlardı. Çünkü ailelerimizden 40 gün oldu ayrılalı, bir hasret oluşmaya başladı artık. Ailem, cebimde para olmayınca aile hiçbir şey. Çünkü ben aileme rızık götüremedikten sonra, para götüremedikten sonra, ekmek götüremedikten sonra benim orada erkeğim diye, evin reisiyim diye gitmemde bir anlam yok. Neden yok? Ben burada rızkımın peşindeyim. Ölmemenin peşindeyim. Çocuklarımı öksüz bırakmanın, yetim bırakmamanın peşindeyim. Şimdi kalkmışlar bizlere iftira atıyorlar. Ama bütün kamuoyunu bunu gördü. Bütün Türkiye bunu gördü. Benim sadece insanoğlundan istediğim şu. Gelin hep beraber bizim hakkımızı alalım. Bu madenciye sahip çıkalım. Bu zor günlerimiz de olacak. Kolay günlerimiz de olacak. Benim size demek istediğim şu. Bu kadar gariban madenciyi gördünüz. Bir gün olsun hiçbir görevden madenci kaçtı mı? Bizleri Maraş depreminde, Hatay depreminde yücelttiniz. Bizim yücelmemiz bu kadar mı? Biz yücelik istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Eğer bizlere zerre inancınız, zerre vicdanınız varsa Türkiye Cumhuriyeti milletine sesleniyorum. Gelin Ankara'da Kurtuluş Parkı'ndayız. Bize destek verin. Bizim yanımızda olun. Bir aile olarak sizi yanımızda görmek istiyoruz.